benim uzmandan başka bir tane değil. Suna tepemde ya. Ya sen dosyaları verdin mi Oya ablaya? Verdim. Arıyorum, ulaşamıyorum. Ne dedi peki? Çok meşguldü Suna. Arar o seni. İnşallah arar. Ya artık bir iş sahibi olmak istiyorum ya. Hoş bulduk gülüm. Nasılsın? Nasılsın? Çok güzel. Hadi çiçeğim. Hay Allah. Çok güzel değil mi? Çok güzel kızım. Çok yakışacak sana. Ben de kendimi bunun içinde prensesler gibi hissediyorum. Sen zaten prensesimizsin. Ay canım babacığım. Bir de bunun böyle upuzun dua var. Ama onu göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Olsun bakalım. Hadi çıkmıyor muyuz? Nereye? Bebeğim konuştuk ya bugün yatak odası takımı bakacağız diye. Ha. Hadi çıkalım o zaman. Oğlum. Efendim anne. Yapma böyle. Bir şey yapamıyorum ki. Efsuncum günaydın. Günaydın İkbal Hanım. Efsuncum biliyorsun bugün kardeşim Mustafa geliyor. Müsaitsen mutfakta bana yardımcı olur musun? Tabii İkbal Hanım, hemen gelirim. Tamam. Çok mutlu oldum. Ben de seni görmek için sabırsızlanıyorum. Oda kafede buluşalım mı? Emir, günaydın. Bakıyorum da erkencisin bugün. Evet, öyle oldu biraz. İyi, iyi. Erken kalkan yol alır. keyfin yerinde ha? Aferin be oğlum. Şöyle yüzünü biraz gülerken görelim ya. Can amca, beni bırakın da asıl siz nasılsınız? Nasıl olalım, aynı işte. Dün peki görmüyordunuz da. Neyse neyse, sen şimdi onları bırak da hadi içeri gel, kahvaltı hazır. Sonunda aklına gelebildik beyefendinin. İstediğin kadar ara canım, açmayacağım.
Efendim Aykut, ne oldu? Ya güzelim biliyorum. Dün açmadım diye kızgınsın ama... Neden açmadın peki? Umarım geçerli bir mazeretin vardır. Pelin, haksızlık ediyorsun ama bana. Ben yoğunluktan başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum. Ya, eminim öyledir. Gerçekten öyle. Yoksa sen ararsın da hiç açmaz mıyım ben? Orasını bilemeyeceğim artık. Bak ne diyeceğim. Eğer bugün işin yoksa buluşalım mı? Bilmiyorum Aykut. Sen yine ekersin beni. Ama bak ne kaçırdığını bilmiyorsun. Yani bir düşünsene. Senle ben baş başa. Yani moda kafede birlikte romantik bir gün geçirsek. Pek içimden gelmiyor aslında. Hadi ama kırma beni. Şans daha ver bana. Tamam. Ama dayım geliyor bugün. Hemen çıkamam. Ben sana mesaj atarım. Olur mu? Görüşürüz. Helal olsun Aykut. Pelin Hanım'ın gönlünü 2 dakikada aldım. Bence bir evin en önemli yeri yatak odası. Çünkü insan ne kadar huzurlu uyursa günü o kadar güzel başlar. Değil mi hayatım? Bence de. Aşkım, diyorum ki bizim bu dolap kapaklarını komple ayna mı yaptırsak acaba? Olabilir. Nasıl isterseniz. Zaten ben pek anlamam bu işlerden. İyi olur bence de kızım. O da daha ferah görünür böylece. Aa, şuraya bakalım mı? Bakalım kızım, bakalım. Nereye istiyorsan bakalım da bu işi bir gün halledelim. Siz girin, ben kendime bir su alacağım. Siz de ister misiniz? Yok, istemem yavrum. Yok hayatım, istemeyiz. Peki. Beni Melih ya, rahat bırak. Hadi aç şu telefonunu. Evet. Börek de hazır, 10 dakikaya kadar pişer. Oo, börek mi yaptın anneciğim? Neli yaptın? Evet, ıspanaklı, kaşarlı, mantarlı. Oh mis mis. Meyve suyumuz da var mı yoksa ben gidip alayım mı? Ay doğru söyledim, bir bakayım dur. Dur ya, bırak. Çayla yeriz. Doğru söylüyorsun. Nerede kaldı bunlar? Ozan çıkalı saatler oluyor. Merak etme, rötar falan olmuştur. Gelirler şimdi. Seninle buluşacağım diye dakikaları sayıyorum. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok özledim dayımı. O da bizi özlemiş midir acaba? Ay o nasıl söz öyle? Tabii ki özlemiştir. Vallahi kimse benim kadar özlemiş olamaz. Gelir gelmez boynuna atlayacağım. Geldiler. Dayıcığım. Prenses. Canım, canım. Ablacığım. Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Hoş geldin Mustafa. Merhaba, hoş bulduk enişte. Oğlum, artist misin sen be? Bu ne yakışıklılık böyle? Gel buraya, gel. Senin kadar olamam da. Hadi salona geçelim. Tamam. Sağ ol hayatım. Afiyet olsun. Teşekkürler Berna teyze. Afiyet olsun canım benim. Demirciğim, anlatsana biraz. Nasıl gidiyor? Keyfin nasıl? Okul iyi mi? İyi vallahi, yolunda her şey. Bir aksilik yok. Pardon.
Hepsinden herhalde. Ne diyormuş bakalım? Hayır, yüzün güldü de onun için soruyorum. Tamam, hiçbir şey sormadım. Seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Demir, istersen sana taktik verebilirim. Hayır, yani kızlar benim taktiklerime dayanamaz da onun için. Bak sen Celal'e. Yani hayatım eskiden öyleydi. Sizi hep böyle iyi anlaşırken görmek istiyorum. Neyse. Ben çıkayım da okula geç kalmayayım artık. Tamam, görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Hesap benim hesabım değil mi? Videoyu koyduğum gibi kaldırmasını da bilirim. Ya inanmıyorum ya. Virüs gibi her yerde paylaşmışlar videoyu. Of. Artık kaldırmam imkansız. Ara sen daha ara. Çok beklersin. Ya çaldırmasana şunu. Belki işim var, belki banyodayım, belki açamıyorum. Çok sinirliyim sana. Çok. Yok. Bu böyle olmayacak. En iyisi gidip yüz yüze konuşmak. Koltuk takımlarımız bunlar. Şöyle buyurun. Mağazamızdan en güzel takımı. Özel bir tasarım. İsterseniz oval yatak seçeneği de var. Harika. Hem klasik hem modern. Bence bunu alalım. Çok güzelmiş gerçekten. Tamam güzel kızım. Beğendiysen alalım. Bayıldım. Tam hayal ettiğim gibi. Nasıl? Beğendin? Çok beğendim. Sonunda evleniyoruz. Evet. Yani biz şimdi artık bu yatakta uyuyup bu yatakta mı uyanacağız? Aynen öyle. Böyle sarılacağız. Damat, sen beğendin mi? Çok güzelmiş. Ya ama bir kere olsun bile gelip bakmadın sevgilim. Aa, bütün kataloğa baktı ya kızım. Hem erkekler anlamaz ki bu işlerden. Doğru. Artık ona ana kız siz karar vereceksiniz. Aşkım nereye? Şurada bir takım görmüştün de ona bakacağım. Hayatım boş ver onu. Çok koyu geldi bana. Ben sevmedim. Görüşsek sanki hayatımızda ne değişecek ki? Volkan gitti, suç duyurusunda bulundu. Bekliyoruz bakalım. Yakalanırlar inşallah. Ben nasıl düştüm bu tuzağa? Nasıl yaptım bunu anlamıyorum ki. Anneciğim lütfen ama ne konuştuk biz? Ne yapayım yavrum, çok üzülüyorum. Kazım abi ne dedi? Çok kızdı mı? Babam bilmiyor. Annem söylemek istemiyor. Ya Şükran teyze sen söyle Allah aşkına. Babam sonradan öğrenirse daha çok kızmaz mı?
Olur tabii. Yani kızar ama... Kimse söylemeyecek. Ben parayı yerine koyacağım zaten. Anacığım nasıl koyacaksın? Zaten mesele o değil ki. Ya bir kere de laf dinle Suna. Aman anne tamam, benden günah gitti vallahi. Günah benim günahım zaten. Sana ne oluyor? Vallahi hepinizin alacağı olsun. Yani babamın geleceğini daha bu sabah öğrendim. Oğlum beni de 2 gün önce aradı geliyorum diye. Ya baba aşk olsun vallahi. E oğlum sürpriz yaptım işte. Baba bir daha bu kadar ayrı kalmayalım olur mu? Arayı çok açtık. Merak etme, zaten uzun bir müddet bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ay Mustafa seni çok özledim. 6 ay 6 yıl gibi geldi. Ben de ablacığım, ben de sizi çok özledim. Dayım bize neler getirdi acaba? Getirdik artık bir şeyler. Verince görürsün. Ya abla Allah aşkına neler yaptın yine sen böyle ya? Kardeşim aylar sonra gelmiş, tabii yapacağım. Bu arada bu genç hanımla hala tanışamadım. Efsun Efe'nin bakıcısı, birkaç aydır bizimle. Merhaba. Memnun oldum. Ankara'da mısın? Yok, İstanbul. Öyle mi? Güzel. Ailen burada mı peki? Annem babam sizlere ölmüş. Ya. Başınız sağ olsun. Kardeş? Ablam var. Efsun'un ablası biraz rahatsızdı. Onu Almanya'da tedaviye gönderdik. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bana müsaade. Dersler beni bekler dayıcığım. Tamam prenses. Pelin bekle, ben de seninle geleyim. Tekrar memnun oldum. Tamam. Hadi biz kaçtık o zaman. İyi dersler. Pardon, ben bir çay alabilir miyim? Tamam. Demir, gelsene. Ne haber? İyi ya. Ne olsun işte, öyle arkadaşlara bakınıyor. Otur, bir şeyler içelim. Yok yok, ben tutmayayım seni. Ya olur mu öyle şey? Gel otur. Pardon, çay 2 oldu. Dersin kaçtaydı senin? Ben aslında okula gitmiyorum. Aykut'la buluşacağım. Gerçi beni ektiği için biraz kırgınım ona ama görüşelim diye çok ısrar etti. Ya bu Aykut biraz dengesiz biri mi? Ne bileyim, daha ilk buluşmadan ekmeler falan. Ama ne yalan söyleyeyim, çok hoşlanıyorum ondan. Ya biraz acele edebilir miyiz? Demir beni okulda bekliyor da. Ya tamam dur, şuradan bir taksi çevirelim. Yavaş. Hayatım, benim içime gerçekten sindi. Sen ne dersin? Güzel, ben de beğendim. O zaman konuşalım bir. Bakalım günahımız ne kadarmış. Tabii efendim. Buyurun şöyle geçelim. Çay kahveni ikram edeyim size. Ben bir şey almayayım, teşekkür ederim. Ben bir kahve alırım. Hayatım sen ne içersin? Ben de bir şey istemiyorum. Bugün günlerden salıydı değil mi? Evet, ne oldu? Ben nasıl unuturum? Benim bugün okula gitmem gerekiyor. Allah Allah. Bugün de gitmeyi ver oğlum, işimiz gücümüz var ya. Olur mu öyle şey? Sınavım var, gitmek zorundayım. Sınavı varsa gitsin Bülent Bey. Biz seçtik nasıl olsa takımı. Tamam o zaman, ben de seninle geliyorum. Arzu senin ne işin var okulda? Sınava gireceğim ben. Sen kal kızım, yuvayı dişi kuş yapar. Doğru kızım. Bak yatak örtüsü falan diyordun. Onları da al da bugün bitsin hepsi. Sen gitme. Tamam o zaman. Başarılar sevgilim. Sağ ol. Hadi yavrum. Allah zihin açıklığı versin. Siz
size beğendiniz mi anneciğim? Çok beğendim kızım. Çok güzelmiş gerçekten. Neredesin sen? Ha. Şimdi okula diye çıktı. Takip et. Sakın gözden kaçırayım deme. Hayır yani kendi param olsa bu kadar üzülmeyeceğim. Benim bir an önce ödemem lazım. Anladım da. Sen nasıl ödeyeceksin bu parayı? Örgü mörgü işine mi girsek acaba? Oo, öyle 1500 lirayı ödeyene kadar ömür geçer. Doğru vallahi. Berna'dan borç istese? Yok anam. Düğün için zaten para istedim. Artık kuruş istemeye yüzüm yok. Ha. Kıstınırım. Ha. Yemek yapıp da satsak mı acaba? Ne yemeği? Mantı olur, serme olur. Hani bir ara Fatmagiller yaptı da oğluna araba almış dediler ya. Oğluna araba mı almış? Yani doğru mu bilen yok ama. Anne, ben çıkıyorum. Nereye? Sence? Bilemem. Okula. Anne vallahi böyle yapmaya devam ederseniz okulu bırakırım görürsünüz ha. Kız. Sen eve ayakkabınla mı giriyorsun? Ay ne diyor bu? Aman deli deli konuşuyor işte. Lan ben sana ne yaptım? Hadi hadi. Sen bırak onu da biz şu Fatmagil'e gidelim. Bakalım kaç para koymuş da kaç para kazanmışlar bir öğrenelim. Hadi hadi durduğumuz kabahat. Gerçekten sen Sebastian'ı görmeniz lazım. Ben o kadar yer gezdim. Hayatımda böyle enfes bir yer görmedim. E artık siz de seneye bir Avrupa tatiline gidersiniz. Bakarız Mustafa'cığım inşallah. Enişte. Hala bana kızgın mısın? Ya bak. Son zamanlarda çok gereksiz şeyler yaşadık biliyorum. Ama son 6 aydır çok düşündüm. Çok sorguladım kendimi. Karşınızda artık bambaşka bir Mustafa duruyor gerçekten. Enişte bak hala bana kızgınsan artık affet beni. Geçmişi bırakalım. Ben her şeyi unuttum hepsi geçmişte kaldı Mustafa. Deniz için çok üzüldüm. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Bakın. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Yani maddi manevi. Lütfen çekinmeyin bana söyleyin olur mu? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ceylanlar nasıl? Nasıl olsunlar? Hala toparlanamadılar. Çok zor tabii. Çok zor. Neyse ben onlara bir bas sağlığına gideyim bari. Mustafa'cığım otur. Ablacığım endişelenecek bir şey yok. Oğullarını kaybettiler. Ben de onları ziyarete gidiyorum. Hepsi bu kadar. Hadi eyvallah. Mustafa dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yok artık. Toplamda 40.000 kişi izlemiş. Hadi canım. Abi inanmıyorsan bak burada yazıyor.
Vay be. İyiymiş. Yalnız Özgür, Neveş kafayı yemek üzere. Haberin olsun. Abi ben ne yapayım? Millet izliyor işte yani. Benim elimde olan bir şey değil ki. Ayrıca ben demedim film yapalım. Kendi istedim. Orası öyle. Sana fena bulduk. Ünlü olmanı pek kaldıramayız. Farkındayım abi. Dün geceden beri arıyorum, açmıyor. E ne yapacaksın peki? Kabul edecek misin reklam teklifini? Vallahi parasında değil. Ama yani böyle ilk yolda olmak hoşuma gitmiyor değil mi? Kabul edeceksin ya. Bilmiyorum. Kesin karar verdim. Yakışır bence. Hem parasında değil mi falan deme. 100 bin. Az para mı? Ya aslında o değil de şeyi merak ediyorum. Hani filmde ben de vardım bazı yerlerinde. Bana niye işte ikramı? Konuşma Meveş'le. Belki sonraki filmde oynarsan sana bir teklif gelir. Geçeceğim karşısına. Ya ben ya kariyer diyeceğim. Bakalım o zaman ne yapacaksın Özgür Bey. Ey Demir. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın anlat bakalım. Okul. Aynı işte, ne yapayım. Sağlığın nasıl? İnşallah bir sıkıntı yoktur. İyi, gayet yerinde. Ya resmen bir mucize ama senin kurtulman. Ya sorma. Ne manyak insanlar var ya. Ya artık eline silah alan sokağa fırlıyor. Hoş geldiniz kızlar. Otursanıza. Biz çok isterdik ama okulda işimiz var değil mi Demir? Malum işte okul, sınavlar filan. Bu seferlik öyle olsun o zaman. Bir dahakine inşallah. Ya şimdi siz gideceksiniz ama bu kız benim kafamı kıracak. Biz de kaçalım o zaman ufaktan artık. Hey güzelim. Görüşmeyeli nasılsın? Sen önce bir cevap ver bakayım. Niye açılmıyor benim telefonlarım? Of. Abla, anlamıyorsun. Kimsenin yarasını deşmek niyetinde değilim. Acılarını paylaşmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Mustafa'cığım, şu anda doğru bir zaman değil. Bak, ben de babayım. Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum. Asıl şimdi gitmem lazım. Tartışmayacağım seninle. Gitmeyeceksin. Allah Allah. Ne yapacaklar ya? Kovacaklar mı? Mustafa, bunca yaşanan şeyden sonra ya biraz akıllı olsana. Şu anda çok zor bir dönemden geçiyorlar diyoruz sana. Tamam pekala, ne yapalım? Mehveş. İkbal teyzeciğim merhaba. Özgür evde mi? Gel, ben de seninle konuşacaktım. Tamam. Önce ben bir Özgür'le konuşayım. Sonra isterseniz sizinle sabaha kadar konuşuruz. Söz. Ne işin var burada? Özgür, hemen konuşmamız lazım. Hemen. Ya bir dur. Yürü. Banu. Bu uşak başka bir yer bulamadın mı? Müstakbel eşinden korkmuyorsun galiba. Banu lütfen. Ne olursa olsun dediğin için geldim Meli. Yoksa seni affetmiş falan değilim. Banu o gün mecbur kaldığım için bağırdım sana. Yani bir amacımız, bir planımız olduğu için. Mesele bana bağırman değil ki. Mesele başka bir kadınla evleniyor olman. Ya ben senin ikinci kadının asla olamam. Böyle bir şey asla olmayacak Banu. Ben sadece seni seviyorum. Sadece seni istiyorum. Lütfen beni bırakma. Evet. Efendim, ben okula geldim ama bulamıyorum. Hangi bölümdeydi acaba? Allah Allah. Sana ne be bölümden?
Bütün okulu ara tara bul şunu. Emredersiniz efendim. Ha. Sen burada mıydın? İyi. O zaman ben içeri geçeyim. Celal. Ya aynı evin içinde böyle iki yabancı gibi mi yaşayacağız seninle? Kusura bakma hayatım. İçimden başka türlüsü gelmiyor. Celal. Gel. Bak şu yatağa. Biz neler yaşadık. Ama yine de yıllarca bu yatakta seninle uyuduk. Celal, biz çocuğumuzu kaybettik. Hayatın ne kadar kısa olduğunu anladık. Bundan sonra kalan zamanımızı böyle birbirimizin yüzüne bakmadan mı geçireceğiz? Affet beni, ne olur. Seninle aynı evdeyken böyle senden uzak olmaya dayanamıyorum. Tamam. Tamam canım. Gel buraya. Ben artık yerindeyim. Kaç kere söyledim güzelim, toplantıdaydım. Ben istesem de açamazsın ki. Peki. O kadar aradım. Cevapsızları da mı gördün? Tabii ki gördüm. Hatta gece aradım ama telefonum kapalıydı. Mesaj atsaydın, hiç değilse aradığını bilirdim. Bilin. Bana haksızlık ediyorsun. Telefon, mesaj. Bence ne olacaksın üstüne? Evet, biliyorum. Eski kapalını biliyorum. Ama ne yapacaksın? Ben de böyle bir adamım işte. Peki. Bir daha tekrarlanırsa mazeret kabul etmiyorum ona da. Yani şimdi... Affettim beni değil mi? Affettim tabii şapşal. Aa, bu arada sana bir sürprizim var. Gerçekten mi? Çok merak ettim. Senin için harika bir pasta seçtim. Pasta mı? Harikasın. Pardon, bakar mısınız? Sen iyi misin canım? İyiyim de Aykut'u görmesem daha iyi olacaktı. Demir, yine mi aynı konu? Tamam, kapattım. Ama ne yalan söyleyeyim, sevmiyorum ben o çocuğu ya. Yani rahatsız edici bir hali var. Neyse. Ben dün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm. Ben de. Öyle heyecanlıyım ki. Ama bir yandan da... Bir yandan ne? Bir yandan da sürekli kötü bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Sen niye böyle düşünüyorsun? Hiç kimse umurumuzda değil. Hiç kimse. Uçan kuş, Esenyel. Uçan kelebek. Seviyorum. Sen ne yapıyorsun? İşte kötü bir şey olmadığını gösteriyorum sana, olmadı mı? Aynen misin ya? Hadi gel. Bütün dünyaya... Aşkımızı gösterin. Benim küçük sevgilim. Sevmek her şey yetmiyormuş demek ki. Evet, ben de seni seviyorum. Ama şu an koşullar çok farklı. Tamam işte. Biz de koşullara göre hareket edeceğiz. Babam çıkana kadar... Bak, baban çıkana kadar sen başkasının kocası olacaksın ve ben buna tahammül edeceğim, öyle mi? Asla. Ben asla başkasının kocası olmayacağım, Bağ. Ben sadece seni seviyorum. Lütfen bunu anla, lütfen.
Lütfen bizi bırakma. Bizden vazgeçme. Melih, lütfen ısrar etme. Sen bir yol seçtin. Aileni tercih ettin. Tamam. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Tamam. Babam için yapıyorum bunu. Ama seni düşünmeden de duramıyorum. Kendini kötü hissetme. Ayrılmaya mecburuz biz. Bundan sonra herkes kendi yoluna baksın. Elveda. Banu. Oh. Hoş geldiniz. Nereye gittiniz siz? İnsan bir haber verir. Anne telefonunu da almamışsın yanına. Fatma'ya yürüdük. Anne ne oluyor sana? Huyun değişti senin. Hadi babamı anladık. Bana niye yalan söylüyorsun? Aa, niye yalan söyleyeyim canım? Yürüyüşe çıktık. Fatma ile karşılaştık. Kahveye çağırdı. Aa, yeter artık ya. Herkes üstüme geliyor. Dönürüm. Kızma ama Suna haklı. Kazım abiye haber vermekte fayda var. Ölürüm de söylemem. Babacığım, sen nasılsın? Bak kendine dikkat et, tamam mı? Para mı? Ne parası? Onunla annem ilgilendi baba. Onu vereyim de anlatsın. Hangi bankaya yatırdı diyor. Alo, Kazım'ın nasılsın? Ya Sabiha, sen ne anlarsın para bu işinde? Ay aşk olsun, niye öyle söylüyorsun? Nereden etti, anlamadım ki. Ben şimdi hangi bankaya yatırdım bu kızın parasını? Bakıyorum bütün siteleri açmışsın. Hiç boş durmuyorsun maşallah. Yok ya, ben sadece kaç kişi izlemiş diye baktım. Kolay değil tabii hayranlarınla tek tek yazışmak. Sen de haklısın. Televizyonlardan falan da aradılar mı bari? Canım yapma ya. Ayrıca ben seni kaç kere aradım. Niye açmıyorsun telefonlarını? Özellikle açmadım Özgür. Yokluğumu gör, yaşa diye. Öf Meveş ya, neden anlamıyorsun? Şimdi sana tek bir soru soracağım. Hemen cevap vereceksin. Sor. Reklam teklifi mi yoksa ben mi? Seçimini yap. Merhaba abla. Ne evi? Ozan'la Mehveş aynı evde mi kalacaklar? Sonra anlatırım. Şimdi sırası değil. Özgür Atabay. Bir saniye. Kim geldi Ozan'cığım? Halacığım, Özgür'e bir şey gelmiş de bir bakarsan. Allah Allah, kimden acaba? Özgür. Canım ne ilgisi var? Özgür. Babam çağırıyor. İzinle. Ya of ya of! Birazdan bir Türk filminden klasik bir sahne izleyeceğiz Esin Hanım. İkimizin ismini bu ağaca kazıyacağım. Herkes görsün. Demir lütfen. Gerek yok böyle şeylere. Yürü var küçük hanım. Hem bak sonra bakıp gülersin işte. Ya sen hiç Türk filmi izlemedin mi?
Yani şu dediklerimden sonra senin gözünden mutluluk gözyaşları akması lazımdı. Hangi kadın oyuncu olduğunu da söyle bari. Sen Gülşen Mubikoğlu. Peki sen kimsin? Peki Tarık Akan. Çok tatlısın. Tatlı olan birisi varsa o da sensin sevgilim. Sevgilin mi? Hadi canım, dalga geçiyorsun. Vallahi dalga geçmiyorum. Ya sonra sıra buna geldi. Çocuğa hoca kalk diyor, çocuk kalkmıyor. Çocuğa hoca kalk diyor, çocuk kalkmıyor. Sonra ne oldu peki? Ya sonra ne olacak? Herif çıldırdı. Sınıfın ortasına kalk yoksa seni bırakırım diye avaz avaz bağırıyor. Çok heyecanlı ya. Sonra çocuk bir kalktı. Pantolonumun burası boydan boya yırtılmış. Çocuk ondan kalkmıyor. İnanmıyorum. Gülmek sana o kadar yakışıyor ki Pelin. Beni az çok tanıdın. Öyle çok duygusal biri değilim. Ama ne yalan söyleyeyim. Senin yanına geldiğim zaman böyle içim kıpır kıpır oluyor. Kalbim böyle hızlı hızlı atmaya başlıyor. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Geçen gece, size geldiğim gece, ellerimiz birbirine değmişti ya. İşte o an anladım ben. Ben... Oh, konuşmak ne kadar zormuş ya. Hadi ne söyleyeceksen söyle artık, yoksa şuracıkta bayılacağım. Pelin. Ben seni seviyorum. Hani hep böyle gül. Hep yanımda ol istiyorum. Pelin. Sevgilim olur musun? Afilli şeymiş bu böyle. Kim göndermiş? Bilmiyorum, anlamadım. Kim olacak? Pardon. Kesin hayranları göndermiştir. Ne hayran canım, saçmalamayın. Ya niye tartışıyorsunuz? Oğlum üstünde kat var, okusana. Bakıyorum. Sen versene şunu bana. Ya bir saniye ya. Allah Allah. Anatolia Reklam Ajansı. Vay koçum. Ajans mı ajans? Ne iş? Ne demek oluyor bu Özgür? Ne duruyorsun? Söylesene. Ne söyleyeceksin? Peki tamam. Ben Meyve Şim videosunda oynadım ya. E'si işte o video çok tutulunca bir ajans bana modellik teklif etti. Ne? Ve işte oymacılık sanatındaki ilk eserim. Çok güzel oldu, aferin. Düşünsene, yıllar sonra buraya gelenler bizim ismimizi görecekler. Tabii kimse bunu yapanın da Harika Kan olduğunu bilmeyecek. Yani benden başka kimse. Demir. Ben senin yanındayken öyle mutluyum ki. Hiç zaman geçmesin istiyorum. Ama bir yandan da korkuyorum. Nasıl? Öyle mi? Hep yanındayım. Hep yanındayım.
Banu! Banu dur! Banu dur, yalvarırım lütfen. Banu, ne oldu bize böyle? Biz bu kadar kolay vazgeçmezdik. Başka çaremiz yok Melih. Hayır Banu. Lütfen. Bak. Beni bırakma. Yalvarıyorum sana, beni bırakma lütfen. Konuşalım ha? Konuşacak bir şey yok artık Melih. Banu lütfen. Bizden vazgeçme. Yalvarıyorum sana. Çok